Geçen Macron açıklama yapıyor. Sen kimsin de ya bize çekilsin diyorsun. Ve şu anda gemilerimiz bölgede. Diğerleri de gidiyor. Ve dördü de bölgede çalışmalarını sürdürecek. Ve bu çalışmaları kararlı bir şekilde de yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz. Geçen Macron açıklama yapıyor. Türkiye oradan çekilsin. Sen kimsin de ya bize çekilsin diyor. Sen burada kıyıdaş mısın? Biz. Senin burayla bir alakan var mı? Yok. Ama Türkiye bırak buraya kıyıdaş olmayı, Kıbrıs'ta garantör ülkedir. Burada Yunanistan konuşabilir. Eyvallah. İngiltere'de konuşabilir. Eyvallah. Niye? Garantör ülkedirler. Ama sen konuşamazsın. Ha senin bir şirketin varmış. Senin şirketin de şirketin kadar konuşur. Daha ileri gidemez. Total. Ama biz işin içindeyiz. NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin S-400 edinmesi karşısında niçin bu kadar gürültü koparıyorlar? Bu da manidar. O da Rus füzesi, bizim aldığımız S-400 de Rus füzesi. Bulgaristan S-400 alıyor, ses yok. Ama Türkiye için var. Slovakya ses yok ama Türkiye için var. Kusura bakmayın. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız. Dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar. Bakın nükleer silahtan bahsetmiyorum. Nükleer enerjiden bahsediyorum. Bu bile birilerini rahatsız ediyor. Darbeci generallerin önünde el pençe divan duranların, eli kanlı teröristlere kırmızı halı serenlerin, mesele Türkiye olunca demokrasiden, hukuktan, basın özgürlüğünden bahsetmeleri, değerli dostlar, sizce normal karşılanabilir mi? Sözüm ona, dünyaya demokrasi dersi verenlerin, 251 insanımızı şehit eden FETÖ'cülere sahip çıkmasının makul, mantıklı bir gerekçesi olabilir mi? Suriye'deki PKK teröristleri özgürlük savaşçıları olarak pazarlamanın, parlatmanın başka ne anlamı olabilir? Kardeşlerim, biz bağımsızlığımızı birilerinin ihsanına, lütfuna borçlu değiliz. Biz masa başında yapılan kirli pazarlıklarla değil, cenk meydanlarında yapılan gazalarla kurulan bir devletiz. Biz bedelini aziz şehitlerimizin kanlarıyla ödediğimiz zaferlerin üzerinde yükselen bir ülkeyiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Anadolu'dayız. Tarihimiz boyunca görmediğimiz ihanet, yaşamadığımız saldırı kalmadı. Feleğin çemberinden, akrebin kıskacından geçerek bugünlere geldik. Bu milleti hafife alanlar bir mektupla, bir beyanla Türk milletini hizaya getirebileceklerini zannedenler er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Vatanımızın bekası ve milletimizin istikbali bizim için her türlü hesabın üzerindedir. Açık ve net söylüyorum. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz. Ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz. Hava savunma sistemimizi güçlendirmek ülkemizin en doğal hakkıdır. Her zaman ifade ettiğim gibi elbette burada önceliğimiz müttefiklerimizle beraber hareket etmek, tedariklerimizi de yine onlarla sağlamaktır. İşte şurada birkaç gün önce Tacikistan'daydık. Asya Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde beraber olduk. Çin Halk Cumhuriyeti,
Bunun yanında Rusya Federasyonu, Hindistan, devlet başkanları hepsiyle tek tek görüşmeler yaptım. Özellikle de S-400 konusunda Sayın Putin'le yaptığımız görüşmeyle buradan bizim geri adım atmamızın mümkün olmadığını da yine açıkça söyledik. O iş bizim için bitmiştir. O dosya bizim için kapanmıştır. Ve çok kısa bir zaman içerisinde de biz şu anda bu siparişlerimizi inşallah alacağız. Ha, Amerika bize Patriot vermek istiyorsa buyursun versin. Gerçi bunlar teröristlere bunları ücretsiz veriyorlar. Bedava veriyorlar. Biz bunlardan paramızı da istedik. Ta Obama döneminden beri istiyoruz. Vermediler. Hep kongre müsaade etmiyor dediler. Kusura bakmayın. Biz de başımızın çaresine bakacağız. Biz ekonomide, ticarette, üretimde dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi savunma sanayinde de dışa bağımlı bir ülke olmak istemiyoruz. Ortak üretim, teknoloji transferi ve tecrübe paylaşımını içermeyen hiçbir projede yer almaz. Bu tarz projelere milletimizin tek bir kuruşunu dahi harcamayız. Çünkü biz 17 yılda elde ettiğimiz tüm başarılara bu şekilde imza attık. İnsansız hava aracı. Silahlı insansız hava aracı. Altay tankımızı, Atak helikopterimizi, fırtına obüslerimizi, roketlerimizi, savaş gemilerimizi, zırhlı araçlarımızı, piyade tüfeklerimizi şu anda biz bu anlayışta geliştirdik. Nereden nereye? 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma ve havacılık ihracatı yaparken 2018'de bunu 2,5 milyar dolara bu şekilde çıkardık. 17 sene önce savunma sanayinde %80 dışa bağımlı bir ülke, hamdolsun şimdi iyice geriledi ve %30'lar seviyesinde böylesi bir mücadelenin neticesine bunu indirdik. İnşallah bundan sonra da bu hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmayacağız. Son 17 senede olduğu gibi şartlar ne olursa olsun milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mücadelesini inşallah vereceğiz. Ve şu anda gemilerimiz bölgede. Diğerleri de gidiyor ve dördü de bölgede çalışmalarını sürdürecek. Ve bu çalışmaları kararlı bir şekilde de yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz. Geçen Macron açıklama yapıyor. Türkiye oradan çekilsin. Sen kimsin de ya bize çekilsin diyorsun. Sen burada kıyıdaş mısın? Değilsin. Senin burayla bir alakan var mı? Yok. Ama Türkiye bırak buraya kıyıdaş olmayı, Kıbrıs'ta garantör ülkedir. Burada Yunanistan konuşabilir. Eyvallah. İngiltere'de konuşabilir. Eyvallah. Niye? Garantör.